Herkese merhaba. Bugün sizlere skaplar diskinezi yani skaplar ala atar. Türkçe terimiyle skapların kanatlaşmasından bahsedeceğim. Peki bu nasıl oluyor? Detaylı bir şekilde beraber ilk önce mantığını anlayalım. Daha sonrasında neler yapabileceğimizden bahsedelim. Elimdeki maket, bir insan omuz yapısının biyomekaniksel olarak dizilimini göstermekte. Bu arkadan bir görüntü. Scapula dediğimiz kürek kemiğimiz, üçgen formundaki form, kemik yapısını oluşturur. Ön tarafta baktığımızda ise köprücük kemiği, elimizle de böyle palpe ettiğimizde hissettiğimiz, kendi yapısıyla bir minik bir rotasyonu ve dönüşü olan kemik yapı. Ardında ise scapula ile birliktelik sağlayan humerus yapısı dediğimiz ön kol kemiği birliktelik sağlıyor ve kalın ligamentlerle birlikte kendisi burada bir omuz eklemini oluşturuyor. Ayrıyeten arkadan durduğumuzda yani arkadan görüntü formunda aldığımda ise sırta, scapula iç yüzeyden toraks bölgesi dediğimiz kaburgalarımıza yapışmakta ve negatif basınç dediğimiz bir basınç da orada sabit formda kalmakta. Omuz eklemiyle beraber kendisi hareket etmekte, belli başlı hareketlere sahip olmakta. Diskinezi tam anlamıyla hareket bozukluğu yani işleyiş bozukluğu olarak da tanımlayabiliriz. Belli hareket paternlerinde scapula'nın alması gereken pozisyonları alamadığı için, kas iskelet sistemi buna yardımcı olamadığı için negatif basıncı kaybetmeye başlıyor. Ve kaybeden scapula bir tık dışarıya doğru ve omuz başı da öne doğru hareket biyomekaniğini absorbe etmeye çalışıyor. Ve görüntü olarak da tamamen kanatlaşmış ve dışa doğru dönmüş kürek kemiklerini görebiliyoruz. Bunların belli başlı sebepleri var. Kas iskelet sistemi, scapula çevresindeki yapısal bozukluk ya da anatomik bozukluk diyebiliriz. Üçüncü ise omurgada gelişen rotasyon. Gövdedeki rotasyon scapula tek taraflı olarak diskineziye götürebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki diskinezi bizde gelişirse neler yapabiliriz? Şimdi onları gösteriyorum. Elimizi yukarıya bakacak şekilde yerleştiriyoruz ve 90 dereceyi geçmeyecek bir formda dirseklerimizi sabitliyoruz. Terabandı ben iki kat yaptım benim direncime karşılık daha kuvvetli kalması için. Nefesimle beraber bırakıyorum. Eğer bunu tek taraflı yapmak isterseniz sabit bir platform üzerine kaydedip diğer kolla hareketli bir şekilde aynı formda devam edebilirsiniz. Terabandımı yere koydum. Ayağımla basıyorum. Elime yerleştirdim. İlk öncelikle omuz fleksiyonu dediğimiz fleksiyonla beraber 90 derecenin üstüne geçip tekrar kontrolü geri geliyorum. Diğer iste yan tarafta horizontal olarak açıyorum. 90 dereceye kadar geliyorum. Daha fazla gitmeye zorlamıyorum. Tekrar geldim. Tekrar devam ediyorum. Sonrasında hiper ekstansiyona dediğimiz arkaya doğru itme. Triceps'i daha çok net hissedeceğim bir egzersizle devam ediyorum. Bunları onar tekrarlı dönüşlü şekilde 30 tane yapabiliriz. Bunlar daha çok omuz çevresindeki kasları ısıtabilmek ve kendilerini daha çok ağır antrenmanlara ya da egzersizlere hazırlayabilmesi için ön ısınma çalışmalarından başlayacağız. İlk öncelikle scapula alata'daki bahsettiğim gibi scapula ile torakal bölgedeki eklemi birbirine olan negatif basıncını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Buradan ben duvardan yardımcı oluyorum. Siz bar gibi bir yerden de yardım alabilirsiniz. Ya da herhangi bir sabit tutulabileceğiniz omuz hizasının bir tık üstündeki yerden yardım alabilirsiniz. Bu şekilde oturuyorum. 90 derece açısında. Sabitledim kendimi. Ellerimi yerleştirdim. Tamamen düz bir formdayım. Kürek kemiklerimi sıktım. Birbirine yaklaştırıyorum. Ellerimle beraber kesinlikle ayaklarımdan yardım almıyorum. Gövdemi ileriye doğru itiyorum. Daha sonrasında tekrar gövdemi kollarımla birlikte çekiyorum ve bir tık daha yaklaştırıyorum. Tekrar.
Şimdiki egzersizimizde ekipmanımız havlu. Havlumuz normal el yıkama havlusu kadar boyutları var. İki ucundan elimizin bu şekilde sabitliyoruz ve iki yan tarafa doğru çekme kuvvetiyle beraber, çekme kuvvetini hiç bırakmadan yukarıya doğru çekerek kaldırıyoruz. Çekerek geri getiriyoruz. Havlu çekmesi hiç bitmeyecek arkadaşlar. Durmadan elimiz bu şekilde. Çekmeye devam ediyoruz. Kasların kasıldığını hissedip tekrar bırakıyoruz. Duvardan destek de alabiliriz bu konuda. Belimize yük binmemesi için. Açabildiğimiz kadar omuzu açmamız gerekiyor. Sıradaki egzersizim ise kettlebell'ımla yapacağım bir egzersiz. Burada siz su şişesinin ağırlığını kullanabilirsiniz. Asıl yapmak istediğimiz şey scapula'ya doğru yük aktarımını sağlayarak eski formunu tekrar kazanması ve negatif basıncını kazandıktan sonraki o işleyişi kinematik olarak tekrar hatırlayabilmesi. Kettlebell'ımı bu şekilde tutuyorum, avuç içerimde kavradım ve burada gövdenin kuvvetli kaslarından da yararlanmaya çalışıyorum. Ağır gelebilirse azaltabilirsiniz. Kendime yaklaştırdığım kettlebell'ımı yukarıya yumruk atacağım şekilde gibi forma getiriyorum ve dizlerimle birlikte kuvveti yukarıya götürüyorum. Tekrar. Scapula'nı tam olarak hissetmen lazım. Diğer taraftan sıktığın kürek kemiğini çok fazla eğilme edebilirsin. Kuvvet kondisyonu olarak da kendini iyi hissettiğin formda devam edebilirsin. Aslında ileri seviyesi egzersizlerinde Turkish Get Up egzersizinde kullanabilirsiniz ama bu biraz üst segment bir egzersiz olabilir. Sıradaki egzersizim TRX ile yapacağım egzersiz. Evinizde TRX olmayabilir. Kapının üstüne yerleştirebileceğiniz herhangi bir terabantla ya da direnç bandıyla, daha rigid bir bantla bunu yapabilirsiniz. Yapacağımız şey ise aslında vücut salınımı da kontrol edebileceğimiz bir egzersiz. Ellerimizi yerleştirdik. Ayaklarımız yerde, omuz hizasınca açılmış ve gövdemizi serbest bırakıyoruz. Tamamen ellerim karşıya, baş parmaklarım sanki okey işareti yapıyormuşumcasına duruyor. Ve gövdeyi serbest bıraktım. Aşağıda gövdeyi sadece kollarımla yukarıya doğru çekip kürek kemiklerimi birbirine yaklaştırıp tekrar itiyorum. Son egzersizim olarak bunu veriyorum. Hem mobilizasyon hem de dirence karşı endurans olarak da kullandığım bir egzersiz çeşidi. Bilateral olarak kullanabilirsiniz. Kontrol sadece gövde ağırlığı, omuzlarla başlayıp omuzlarla biten bir egzersiz çeşidi. En sonunda da tekrar eski forma gelip bitirebiliriz. En başında da bahsettiğim gibi scapular diskinizde de çok farklı yaklaşımlardan dolayı sizde böyle bir reaksiyon gelişmiş olabilir. Şu anki öğrettiğim egzersizler size fayda sağlayabilir. Eğer bununla ilgili fayda sağlanmadığını ya da kendinizin daha ileri bir destek ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız sizin için buradayız.